Uluslararası Para Fonu'nun eski başkanı Dominic Strauss-Kahn, New York'ta bir otel görevlisine tecavüz girişimiyle suçlandığı davada hakim önüne çıktı. Strauss-Kahn, eşiyle birlikte geldiği mahkemeye girişinde temizlik hizmetlileri sendikasına üye 100 civarında kadının protestosuyla karşılandı. New York Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı iddianamesini dinleyen paranın eski patronu hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Mahkeme kısa süren ilk duruşma sonrasında davayı 18 Temmuz tarihine erteledi. 62 yaşındaki Kahn'ın avukatı Benjamin Bruffman, müvekkilinin 32 yaşındaki Afrika kökenli kadını ilişkiye zorlamadığı tezi üzerinde duruyor. Yargı sürecinde deliller incelendikten sonra herhangi bir zorlama olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu arada Dominic Strauss-Kahn'a suçlamaları yönelten temizlik görevlisinin de mahkemede ifade vermesi bekleniyor. Mağdure mahkeme salonuna gelecek, tanık sandalyesindeki yerini alacak ve bütün dünyaya Dominic Strauss'un kendisine o otel odasında neler yaptığını anlatacak. Yedi ayrı suçtan yargılanan Strauss-Kahn'ın suçu sabit görülmesi durumunda 25 yıla kadar hapis cezası bekliyor. 5 gün cezaevinde kaldıktan sonra 6 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Kahn, dava süresince New York'un en gözde mahallelerinden birinde ev hapsinde tutuluyor.